Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün bu videoda ne yapacağız? Kot ceket yapacağız ama içerisinde gömlek varmış gibi görünen bir kot yelek ya da ceket yapacağız arkadaşlar. Onun için kumaşlarımızı kestik. Burada hazır bir şekilde bekliyorlar. Sırt bölgesi iki taraflı. Toplamda 36 santim eni ve 24 santim boyu var arkadaşlar. Bu da ön kısmının kalıbı. Aynı şekilde toplamda 14 santim ve eni var ve 15 santim de boyu var arkadaşlar kalıbımızın. Hemen başlayalım. Malzemelerimiz nedir? Kot kumaş. Bir tane farklı bir kumaş, gömlek kumaşı, akfil kumaş olabilir. Onun dışında şu şekilde ribanalarımız var. Kol kenarlarına ve yelek alt kenarlarına, etek kısımlarına ribana geçeceğiz. Onun dışında ön kısımda fermuar, cırt ya da çıt çıt kullanacağız. Onun dışında kot kumaşımızın, şu kotumuzun, kot yeleğimizin sırt kısmındaki boşluğa isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz hafif çizikler atarak eskitebilirsiniz. Eski havası verebilirsiniz. Yırtık havası verebilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde tavşan, Mickey Mouse ya da işte benzeri kalıplar çıkarıp, ki çizemiyorsanız internet üzerinden arkadaşlar tavşan kalıbı, tavşan çizimi yazarsanız binlerce çeşitli çıkıyor. Ben buraya bir tavşan figürü yapacağım. Tam şuraya sırt kısmına. Bu şekilde bir tavşanımız olacak sırtında. Ana kumaşımız kot olacak. Alt kısım arkadaşlar kalıbımızın, yani şu ana kalıbımızın alt kısmı, şurayı iptal ettik arkadaşlar. Bu kısmı ayrıca gömlek kumaşından kestik. O da şu şekilde arkadaşlar. Bakın. İşte gömlek kumaşımız bu. Gömlek kumaşımızın alt kısmına bu şekilde dikeceğiz. Tabii kot kumaşımızın içinden dikeceğiz. Şu şekilde içten bir gömlek çıkmış gibi olacak. Şu kısımda bir ribanamız olacak. Kot yeleğimizin alt kısmında. Bu şekilde alttan gömlek çıkmış havası olacak arkadaşlar. Aynı şekilde kol oyuklarına ribana geçeceğiz ve gömlek kollarımız var. Bu şekilde burada gömlek kolumuz olacak. Yine aynı şekilde burada kol üstünde ribanamız olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde içeriden gömleğin kolu yelekten çıkmış olacak arkadaşlar. Ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar bu kot kumaşımızın sırt kısmıyla bu ön kısımlarını şuralardan birleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu dikişlerimizi yapıyoruz. Aynı şekilde buradan birleştiriyoruz. Bunlar birleştikten sonra arkadaşlar tamamen ana kumaşımız, ana gövdemiz ortaya çıkmış oluyor. Kol oyukları, boyun ve alt kısım. Burayı diktikten sonra arkadaşlar hemen devam edeceğiz ama ne yapacağız? Kollarla devam edeceğiz. Ribanalarımızı dikeceğiz. İsterseniz en başta buraya bir figür dikecekseniz onu dikebilirsiniz arkadaşlar. Figür dikmeyecekseniz cep yapabilirsiniz. Kot kumaşınızdan ya da bir eski bir kotunuzdan kullanmadığınız bir kottan cep kesersiniz. Buraya direkt dikebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir cep olabilir. O şekilde de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu kısımları diktik. Üst kısımları ve şimdi kol oyuklarına ve bel kısmına ribana çekeceğiz. Ribana geçeceğiz. Şu şekilde yine üstünden, yani düz kısmından arkadaşlar şu şekilde. Aynı anda isterseniz kolunu ve alttaki o ayrıntıyı da dikebilirsiniz arkadaşlar. Kollarını da şu kenarlarını bu şekilde diktik. İki tarafında şu şekilde
Diktik arkadaşlar. İsterseniz kol uyguklarını ribanalara geçerken aynı anda kollarımızı da dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ribanalarımızı kol uyguklarımıza dikiyoruz. Bel kısmına yine aynı şekilde ribanamızı dikiyoruz ve belden gömlek eteğimizi dikiyoruz. Sonrasında yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kol uyguklarına ribanalarımızı diktik ve altına da kollarımızı diktik arkadaşlar. Şu şekilde dikiyoruz. Kolumuzu tamamlamış oluyoruz ve ön ve arka, yani göğüs ve sırt kısmını da birleştirmiş oluyoruz. Aynı şekilde bu kısmı da aynısını yapacağız ve sonrasında alt kısma, bel kısma yapacağımız ribana ve şu gömlek eteğini yapacağız ve ribanamızı ön göğsün şu alt kısmına kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Bütünüyle bir riban olacak. Şimdi hemen bu kısımları yapalım ve sonra yine buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Kot montumuz şu anda bu hale geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bel ribanasını yaptık. Kollarını diktik. Ribanımız var ve içinden gömlek kolumuz çıkıyor. Şimdi bir yakamız kaldı. Bir de üzerine yapacağımız işlememiz kaldı. Aplikemiz kaldı. Onun dışında birleşme noktalarını yapacağız. Bu birleşme noktalarını da arkadaşlar ribana geçeceğim ben. Aynı ribanadan. Buraya da bir riban atacağım. Karşılıklı üstüne de çıt çıt yapacağız. Şimdi yaka kısmını yapalım. Yaka kısmında da arkadaşlar iki parça yakamız vardı biliyorsunuz. İki kumaştan yapmıştık. Ön yüzlerini üst üste getirdik ve dikişlerini attık. Küçük bir boşluk bırakıp oradan gördüğünüz gibi bu şekilde ters çeviriyoruz. Gömlek yakası yerine aynı şekilde bu ribanadan boyuna da geçebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de daha o şekilde de şık duracaktır. Ya da aynı şekilde kolda ve belde yaptığımız gibi yine boyunda da ribana alttan da yaka yapabilirsiniz arkadaşlar. Dik yaka yapılır o şekilde. Çünkü ribanadan yakalar yatmayacaktır yerine. Bu şekilde sivri olmayan bir kalem yardımıyla ya da makasınızın ucuyla şu şekilde yakamızı açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir yakamız var. Yakayı buraya dikeceğiz ama dediğim gibi isterseniz kolda ve belde yaptığımız gibi ribana altından dikebilirsiniz arkadaşlar. Boyunda da montun ribanası varmış. İçinden gömlek yakası çıkmış tarzında olabilir. Ya da direkt yakayı kot kumaşa monte edebilirsiniz arkadaşlar buraya. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ama ben bütünlüğü tamamlaması açısından yine aynı şekilde belde ve kolda yaptığım gibi boyunda da ribana altından yakayı çıkaracağım arkadaşlar. Boyunda da riban olacak. Boyundan önce bu figürümüzü de dikelim. Çünkü kumaş iyice toparlanmaya başladı. O yüzden daha fazla toparlanmadan bu figürümüzü de buraya dikelim arkadaşlar. İşte örgü iplerinden küçük pomponlar yapıp dikebilirsiniz. Ya da hiçbir şey dikmezsiniz. Bu şekilde sade haliyle kullanırsınız. Ama ben patili dosturma genelde böyle biraz daha dizili bicili şeyler yapmayı seviyorum. Giydirmeyi seviyorum. Bu arada yaz aylarında çok fazla bir şey giydirmiyorum arkadaşlar onları. Onu da söyleyeyim. Hatta hiçbir şey giydirmiyorum neredeyse. Giydirsem bile kısa süre giydiriyorum. Hani fotoğraf çekimi ya da onun gibi şeyler için kıyafetlerini giydiriyorum. Bu çok sıcak havalarda. Onun dışında asla kıyafetlerini giydirmiyorum arkadaşlar. Yani sıcak havalarda daha da bunaltmamak gerektiği için bunu yapmıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu tavşan figürümüzü buraya dikeceğim. Sonrasında yakaya bir ribana çekeceğim ve yakaya monte edeceğim. Sonrasında da buradan devam edeceğiz. Evet, aplikemizi, yani bu armamızı buraya sabitledim ve zikzak dikişle dikeceğim arkadaşlar. Ama tabii ki kırmızı renk iple yapacağım. Figürümüzü zaten dediğim gibi sabitledik.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dik dik dikişleri görüyorsunuz sanırım. Evet. Bu şekilde dik dik almanız. Şimdi boyun kısmını dikeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi montumuz bu hale geldi. Gömlek kolu ve gömlek eteği kenara çıkan bir montumuz şu an neredeyse hazır arkadaşlar. Figür üzerinde oynamalar yapacağım biraz. Çıtçıklarımızı takacağız ve hazır hale gelecek. Hemen çıtçıklarımızı takalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kot yeleğimiz, kot montumuz, hazır. Patil dostlarımız artık giyip gezmelere gidebilirler arkadaşlar. Bu şekilde hazır hale geldi. Şimdi isterseniz bir de mankenimizin üzerinde görelim. Dediğim gibi üzerindeki oynamaları farklı yapabilirsiniz. Cicili bicili görmesini istemiyorsanız. Ben böyle bu şekilde daha böyle çocuk su bebeksi şeyleri seviyorum patil dostlarım üzerinde. O yüzden bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeleğimizin içine bir de astar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani dikişler görünmesin, kapansın istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde size nasıl olacağını göstermek açısından bu şekilde yaptım. Ama dediğim gibi içine astar yapabilirsiniz. Şu kumaşları çift kat yapabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve yayınlanacak olan videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, patili kalın, sağlıkla kalın. Bye bye.